Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Türkiye hızla seçim satım haline giriyor. Saray seçim yaklaşırken dış politikada çark üstüne çark ediyor. Ucu ve şahsı hükümet sistemi kurulduğundan bu yana ülkemizin milyarlarca doları har vurulup harman savruldu. Bugün de doların yeşiline sıkıştılar. Şimdi dün dost dediklerine bugün düşman, dün düşman dediklerine bugün dost diyorlar. Tüm bu U dönüşleri yönetime duyulan güveni daha da yıpratıyor. Çıkan hesabı da maalesef ülkemiz ve milletimiz ödüyor. Erdoğan ekonomide de çark üstüne çark yapıyor. Sürekli birbiriyle çelişen, günübirlik kararlar alıyor. Ekonominin lastiğini patlattı. Şimdi yama üstüne yama yaparak arabayı yürütmeye çalışıyor. Ama artık lastik de yama tuttu. Bilimden ve akıldan kopuk her karar belirsizliği, ekonomide belirsizliği daha da arttırıyor. Milletin aşını işini küçültüyor, ülkemizin ufkunu karartıyor. Milletimize bu dünyada cehennem azabı çektiriyor. Merkez Yönetim Kurulumuzda Erdoğan'ın ülkemize yaşatmakta olduğu krizleri ve partimizin iktidarında bu ağır sorunları aşmak için, ülkemize düze çıkartmak için yapacaklarımızı ele aldık. Hafta sonu Gaziantep ve Mardin Derik'te feci trafik kazalarını yaşadık. Her iki kazada da 35 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yüreklerimiz parçalandı. Yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Mardin Derik'te yaşanan kazalar, her iki tarafta da yaşanan kazalardaki tırların aynı firmaya ait olduğu söyleniyor. Bu da iş ve araç güvenliği konusunda taviz verildiği kuşkularını arttırıyor. Diğer taraftan hatırlayacaksınız, biz artan giderler nedeniyle otobüslerin, kamyonların eskiyen lastiklerini değiştirmek yerine artık lastiklerine diş açtırdıklarını defalarca söylemiştik bu kürsüde. Bakımların, sigortaların zamanında yapılmadığını sık sık anlattık. Bu tehlikelerle ilgili olarak uyardık. Hükümet ise kamyoncu ve otobüsçü esnafın sesini duymadı. Bu kazalarda bu ihmallerin rolü olup olmadığı da araştırılmalıdır. Biz tüm bu kazaların ciddiyetle soruşturulmasını ve sorumlular hakkında en ağır cezaların verilmesini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, dış politika bir ülkenin devleti ve milletiyle yüksek somut çıkarlarını uluslararası arenada korumayı amaçlayacak şekilde tasarlanır. Buna göre de yürütülür. Bu nedenle dünyanın her yerinde dış politika partiler üstüdür. Milli bir konumu vardır. Hükümetler gelip geçer ancak devletlerin stratejik öncelik ve hedefleri hep baki kalır. Bu temel prensip bugüne kadar bizim dış politikamıza da yön vermiştir. Erdoğan'dan önceki Cumhuriyet hükümetleri dış politikayı partiler üstü görmüş, iç politikanın bir uzantısı haline asla getirmemişlerdir. Erdoğan, 2010'da başlayan Arap Baharı'ndan kendisine bir hilafet elbisesi çıkarma hayaline kapılmış, ideolojik hoyratlığı, dış politikayı kullanıp içeride oy devşirme hırsı dış politikamızı vesayet altına almıştır. O günden bu yana da dış politikamız ne yazık ki milli olma vasfını yitirmiştir. Parti politikası haline gelmiştir. Erdoğan'ın koltukta kalmak için kullandığı sıradan bir araca dönüşmüştür. Bu dönemde dış politikada akıl ve sağduyu yerine hamaset ve popülizme bırakmıştır. Dışişleri Bakanlığımız ehliyet ve liyakat kurumu olmaktan çıkarılmış, AK Partili siyasilerin arpalığına çevrilmiştir. Makara makara diyerek mukaddes kitabımızla alay eden, elbise askılarında, ayakkabı kutularında rüşvet aldığı iddia edilen bakanlar, saray şürekasına mensup eski siyasetçiler Erdoğan tarafından büyükelçi atanmıştır. Meslekten yetişmiş ehliyet ve liyakat sahibi dışişleri kadroları ise monşer denerek bir kenara itilmiştir. Diplomasi çoğunlukla gizli değil ancak sessiz yürütülür. Erdoğan bu en temel kurala bile uymamıştır. Bağırıp çağırarak işleri yürütmeye çalışmıştır. Olgularla değil, algılarla dış politika yapmaya kalkışmıştır.
her seçim öncesi sokakları coşturmak için başka ülkeleri ve liderleri düşman ilan etmekte, ölçüsüz laflar etmekte bir sakınca da görmemiştir. Daha önce de ifade etmiştim, Konfüçyüs'ün yemek durumunda kalmanız ihtimaline karşı sözlerinizin yumuşak ve tatlı olmasına çalışın tavsiyesi özellikle dış politikada çok önemlidir. Erdoğan Davos'ta One Minute tiyatrosunu oynarken İsrail için ne demişti? Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Erdoğan İsrail için daha neler dedi, neler. 2014 yılında çıktı, İsrail şu anda terör estiriyor, İsrail şu anda bir soykırım yapıyor. Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsrail'le olumlu bir şey düşünemem dedi. Peki İsrail'in bölgedeki pozisyonu, hedefleri değişti mi? Hayır. Hepsi yerli yerinde duruyor. Ama ben görevde olduğum müddetçe İsrail'e olumlu bir şey düşünmem diyen Erdoğan çark etti. Tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı. Seçimler yaklaşırken de İsrail'le ilişkileri yeniden büyükelçilik seviyesine çıkardı. Anlaşılan Erdoğan hafızayı beşer, nisyan ile mağlüldür sözüne çok fazla güveniyor. Ama yaptıkları, söyledikleri, sözleri hepsi arşivlerde duruyor. Erdoğan sadece yabancı devletler karşısında değil, kendi yurttaşları karşısında da çokça çark etti. 2010'da Mavi Marmara olayında İsrail bir gemimize baskın yaptı. 10 yurttaşımız hayatını kaybetti. 56 kişi yaralandı. 17 Haziran 2014'te Erdoğan bu geminin Gazze'deki bebeklere yardım götürmek isteyen bir insani yardım kuruluşuna ait olduğunu ve de hükümetten izin aldığını söyledi. Ama 29 Haziran 2016 geldiğinde Erdoğan yine çark etti. Yani omurga kıracak bir çarkla Erdoğan, Mavi Marmara'da ölenlerin yakınlarına siz böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz diyiverdi. Yetmedi, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları Mavi Marmara'da yaşamını yitirenleri tehlikeyi bilerek Gazze'ye gitmekle, ölenlerin yakınlarını da sebepsiz zenginleşmekle itham etti. Erdoğan'ın dış politikada çark üstüne çark ettiği bir başka adresse Mısır. Mısır, Türkiye için önemli bir ülke. İki ülke halkının yüzyıllarca beraber yaşamışlığı var. Tarihsel, kültürel, derin bağlarımız var. 2013'te Mısır'da bir darbe oldu. Elbette hiçbir darbe mazur görülemez. Bu darbeden hemen sonra Sayın Genel Başkanımız, Büyükelçilerimiz Sayın Faruk Loğlu ve Sayın Osman Korutürk'ü Mısır'a gönderdi. CHP heyeti hem Mısır yönetimiyle hem de Müslüman kardeşlerle görüştü. Türkiye'nin darbelerle ilgili acı tecrübelerini onlara aktardı ve taraflara itidal telkin etti. Erdoğan o zaman Sayın Genel Başkanımıza teşekkür edeceğine açtı ağzını, yumdu gözünü. Müslüman kardeşlerden daha fazla ihvancılığa soyundu. Mısır'ın iç işlerine müdahil oldu. Mevcut Mısır Devlet Başkanı'na, El Azhar Üniversitesi Şeyhine etmedik hakareti bırakmadı. Hatırlayalım, daha 3 yıl önce 2019 yılında Sisi bir zalimdir, demokrat değildir. Cumhurbaşkanı Mürsi'nin dramının da birileri tarafından unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz diyordu Erdoğan. Şimdi Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak işbirliği sürecimiz devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü devam ettirelim demeye başladı. Ama bu sefer de Mısır Devlet Başkanı işi ağırdan alıyor. Yine dış politikada bir başka çark edilen ülke Birleşik Arap Emirlikleri. Saray şürekası ve yandaş basın bu ülkeyi 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlamışlardı. Sonra ne oldu? 15 Temmuz'un finansörü dedikleri emirin ayaklarına türkuaz halı serdiler. Bir de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaşananlar var. Tam bir trajikomedi. Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne etmedik laf bırakmamıştı. Suudi Veliaht Prens için yandaş medyasında katil, seri katil manşetleri de attırdı. Gazeteleri Kaşıkçı'nın ölüm emri Selman'dan diye koca puntolu başlıklarla çıktı. Ama sonra
gösteririz ama vermeyiz dediği Kaşıkçı dosyasını bizzat kendi eliyle Suudi Arabistan'a teslim etti. Ondan sonra da katil, seri katil dediği prensi bir güzel kucaklayıp öptü. Necip Fazıl'ın dediği gibi insanın kazandığı paradan değil, paranın kazandığı insandan korkacaksın. Erdoğan paraya sıkışınca Körfez şeyhleri emirleri için dün söylediği ne kadar ağır söz varsa bugün hepsini bir güzel yalayıp yuttu. Diplomasi ilkelere ve kurallara dayalı bir uğraştır. Ancak Erdoğan'ın elinde Türkiye her alanda olduğu gibi diplomaside de en temel ilke ve kurallardan uzaklaştı. Öngörülemez, ne yaptığı kestirilemez bir ülkeye dönüştü. Erdoğan'ın gerçeklikten kopuk ergen romantizminin ve ideolojik bağnazlığının ülkemize en ağır ödettiği bedel ise Suriye'de oldu. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyası bu ülkeye korkunç zararlar verdi. 4 milyon Suriyeli ülkemize girdi. Bir o kadarına da Suriye'de bakmak zorunda kaldık. 40 milyar dolardan fazla bir para Suriyeliler için harcandı, hala da harcanmaya devam ediyor. Erdoğan döneminde ilk defa ülkemiz bir vatan toprağını terk edip kaçma zilletini yaşadı. Süleyman Şah'ın naaşını sırtlayıp oradan oraya gezdirdiler. Suriye'de IŞİD'e karşı göğüs göğüse çarpıştık. Mehmetçiklerimiz Rus jetlerinin hedefi oldu. İdlib'de 34 Mehmetçiğimizi şehit verdik. Suriye'de maaşını ödediğimiz ÖSO unsurlarının şanlı bayrağımızı yakması rezaletini de gördük. Biz Suriye krizinin başından itibaren diyalog ve müzakereden yana olduk. Çünkü Mısır gibi Suriye ile de köklü bir tarihi geçmişe sahibiz. Sadece tarihle değil, Suriye ile bir de 850 kilometrelik bir kara sınırıyla bağlıyız. Tüm bu hakikatleri dikkate alarak Sayın Genel Başkanımız 2011 Eylül ayının hemen başlarında yine Sayın Faruklu başkanlığında bir Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Suriye yönetimiyle görüşmeye gönderdi. Heyetimiz Esad, Suriye Meclis Başkanı ile görüştü. Hama, Humus ve Halep'te ziyaretler gerçekleştirdi. Sorunların müzakere ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğine işaret etti. Biz diyalog kanallarını kesmeyin dediğimizde Erdoğan bize etmedik, hakaret bırakmadı. Ama bugün yine çark etti. Şimdi devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesilip atılamaz diyor. Bize ahkam kesiyor. Daha düne kadar Suriye'nin geleceğinden Esed yok dediğini unutmuş. Şimdi bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok diyebiliyor. 11 yılın sonunda Kızıl Elma unutuldu gitti. Şimdi Erdoğan Kalleş Esed dediği Suriye Devlet Başkanı'na Kardeş Esad demeye hazırlanıyor. Hem de kimin telkiniyle? Putin'in telkiniyle. Maraba ile Ağa'nın hikayesinde olduğu gibi madem işin sonunda tüm söylediklerinizi yalayıp yutacaktınız, bu kadar pisliğe ve kire neden sebep oldunuz? Değerli basın mensupları, siyasette kuraldır. Kirleten bedelini öder. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek de siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler diyerek durumu bir güzel özetlemiş. Bugün Erdoğan'a İhvan-ı Müslim'in rüyasına salağa verdiriyorlar. Bu uğurda söylediği ne varsa yutturup yediriyorlar. Artık Erdoğan siyaseten topal ördektir. Seçimler yaklaşırken paraya ihtiyacı vardır, dış politikada bir başarı hikayesine ihtiyacı vardır. Şimdi müzik kutusu gibi kim parayı verirse onun şarkısını çalmaya başlamıştır. Bu kadar çark sağlığa zararlıdır. Omurgası olanın belini kırar. Bu kadar çark itibar kazandırmaz. Ancak insanı çarkçı başı yapar. Bu çarkçı yönetim anlayışı ülkemizin âli menfaatleri ve ulusal güvenliğimiz için de büyük bir risktir. Biz buradan hem Erdoğan'ı hem de tüm uluslararası muhataplarımızı bir uyaralım. Kimse artık bu gidici olduğu belli yönetimin zafiyetlerini kullanıp kalıcı olmayacak tavizler koparmaya kalkmasın.
Kısa vadeli kazanımlar uğruna kimse uzun vadeli, Türkiye ile olan ilişkilerinde kimse uzun vadeli çıkarlarını riske atmasın. Herkes adımlarını bu gerçeğe göre ayarlasın. Değerli basın mensupları, içeride bir ve bütün olmayan dışarıda da güçlü olamaz. Bizim iktidarımızda dış politikamız yeniden partiler üstü olacak. Partimizin değil, milletimizin ve devletimizin üstün menfaatleri gözetilecek. Yurtta barış, dünyada barış, dış politikamızın yeniden temel prensibi olacak. Diplomasimiz evrensel ilke ve kurallar temelinde şekillenecek. Komşularımızla karşılıklı menfaatlerimizi gözeterek iyi komşuluk temelinde ilişkilerimizi yürüteceğiz. Dışişleri teşkilatımız liyakat ve ehliyet temelinde yeniden yapılandırılacak. Meslekten yetişmiş diplomatlarımız yeniden etkin hale getirilecek. Türkiye yeniden tüm demokratik dünyanın öngörülebilir ve güvenilir bir ortağı olacak. Türkiye, bizlerin yönetiminde dostluğu aranan, hasımlığından kaçınılan bir ülke olacak. Tabii güçlü dış politika aynı zamanda güçlü bir ekonomiyi de gerektiriyor. Ne yazık ki Erdoğan'ın ideolojik saplantıları sadece dış politikamızla ilgili değil. Bu saplantılar ekonomimize de büyük darbeler vuruyor, vurmaya devam ediyor. Faiz sebep enflasyon netice safsatası Türkiye'yi 2022'de %145 üretici enflasyonuyla dünya şampiyonu yaptı. İşte bugün Haziran tarımsal girdi fiyatları açıklandı. Son bir yılda tarımsal girdilerin maliyeti %135 artmış. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Son bir yılda üretimde kullanılan girdilerden mazotun fiyatı %228, gübrenin fiyatı %234, ilacın fiyatı %101 artmış. Şimdi bütün bunlara bakarak çiftçimizin alın terinin karşılığını alması için kuru üzümde üretici kilo başına 2 dolar karşılığı Türk lirası almalı demişti genel başkanımız. Yani bugünkü kurla en az 36 lira civarında bir fiyat gerekiyordu. Ama saray müjde diyerek 27 lira fiyat açıkladı. Bu fiyatlar çiftçinin bu sene emeğinin karşılığını alması, önümüzdeki senede tarlasını yeniden ekebilmesi için yeterli olmayacaktır. Korkarım gelecek yıl çiftçi tarlasını ekmekte zorlanacaktır. Değerli basın mensupları, hep söylüyoruz. Enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Sadece cüzdanlarımızı boşaltmakla kalmaz, toplumumuzu içten içe de çürütür. Ticaret ahlakı, iş ahlakı kaybolur. Borçlu borcunu ödememeye başlar. Alacaklı alacağını tahsil edemez. İşte onun için bugün dünyada enflasyonu %8-9 civarında olan ülkeler dahi enflasyonla mücadelede kararlılık gösteriyor. Enflasyonla mücadele etmeyen, aksine enflasyon ateşini daha da harlayan dünya üzerinde bir tek yönetim var. O da Erdoğan yönetimi. Tarım kredi kooperatif marketlerinde göstermelik 20-30 kuruşluk indirimlerle milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar. Ama milletimiz artık algıya değil, fiyat etiketlerine bakıyor. Millet yaşadığını biliyor, halini görüyor. Etiketlere bakan vatandaşlarımız, oy veriyoruz, yiyecek bulamıyoruz. Söyledikleri indirimde yalan diyerek feryat ediyor. İsyan ediyor. Ama diğer tarafta AK Parti'nin Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı, kriz yok. Market sepetini istediğimiz kadar dolduruyoruz. Döke saça kullanabiliyoruz diyerek milletimiz de alay ediyor. Milletin kendisiyle alay eden saray şürekasına cevabı ise Kahramanmaraş'ın komşusu Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir vatandaşımız tarafından veriliyor. Yiyecek ekmeğe muhtacım. Sabah öğle akşam çayla ekmek. Açlıktan kimse ölmez diyorlar ama ölüyorum, açım diyor. İşte memleketimizden insan manzaraları. Bir tarafta döke saça yaşayan saray ve şürekası, diğer tarafta sabah öğle akşam çay ekmekle öğün atlatanlar, açlıktan ölüyorum diyenler.
Erdoğan ve onun ucube şahsı hükümeti sistemi sadece ülkemizin kaynaklarını yağmalatmakla kalmadı, milletimizin huzurunu da neşesini de çaldı. Bir uluslararası araştırma kuruluşu, önemli de bir araştırma kuruluşu, her yıl küresel duygular araştırması yapıyor. Bu yıl da yapmış. Türkiye 100 ülke içinde Lübnan'ın ardından en sinirli ülke, vatandaşlarının en sinirli olduğu ülke. Yine Afganistan ve Lübnan'ın ardından vatandaşlarının en fazla üzüntü ve stres yaşadığı 3. ülke. Taliban rejiminin altındaki Afganistan'ın ardından da en az gülen insanların yaşadığı 2. ülke olmuş. Milletimiz bunların yönetiminde artık gülmeyi unuttu. Lübnan ve Afganistan'ın ardından insanları en az eğlenen 3. ülke olmuşuz. Bunların yönetiminde milletimiz eğlenmeyi de unuttu. Özellikle gençlerimizin hali bunların elinde işler acısı. 15-24 yaş arasındaki 2 milyon 736 bin gencimiz ne okulda ne de işte evde oturuyor. Gençlerimiz artık umudunu yurt dışında aramaya başladı. Nitelikli insan gücümüz ülkeden kaçıyor. Bu arada Avrupa'da Schengen vizelerinde de sıkıntılar var. Aynı şey Amerikan vizelerinde de yaşanıyor. Meksika üzerinden ABD'ye kaçak girişler artınca Meksika Türk vatandaşlarına sınırları kapatmaya başlamış. Erdoğan'ın elinde ülkemizin itibarı 3 paralık oldu. Bu tabloyu derhal değiştirmek zorundayız. Ama bunlar Erdoğan'ın hiç umurunda değil. O gider ayak vatandaşlarımı, yandaşlarımı, faiz lobilerini daha nasıl abat ederim onun derdini. İşte son birkaç günde aldıkları kararlar. Bir yandan faizi indirmiş gibi yapıyorlar. Merkez Bankası'nın tabela faizini düşürüyorlar. Ama diğer tarafta ülkenin, çiftçinin, esnafın borçlanma faizi bir türlü düşmüyor. Aksine artıyor. Türkiye'nin risk primi sıçrıyor. Bugün itibariyle ülkemizin risk primi yeniden 800 puanın üzerine gördü. Dış finansmanı bulmak her gün daha da zorlaşıyor. Sonra bir bakıyorlar bankalar bu işten çok kar edecek. Bankaların açacağı krediye hem miktar hem de faiz sınırı getiriyorlar. Bankalara sakın ha çok kredi vermeyin diyorlar. Ha eğer verecekseniz de faizde %30'u geçmeyin diyorlar. Eğer bu faizi geçerseniz bana da haraç vereceksin diyorlar. Hazineyi ucuza fonlayacaksın diyorlar. Serbest piyasa ekonomisinin çanına ot tıkayıp duruyorlar. Rekabetçi piyasa diye bir şey kalmadı artık memlekette. Bu ucuz dedikleri kredileri işçi alabiliyor mu? Hayır. Emekli alabiliyor mu? O da hayır. Esnaf çiftçi alıyor mu? Hayır. Sadece Erdoğan'ın belirleyeceği bir avuç şirket bu ucuz kredilere ulaşabiliyor. Yine fakirden fukaradan alıp bir avuç zengine servet aktarıyorlar. Bir puanlık tabela faizi indirimiyle bankaların Moody'ye ödeyeceği kur korumalı mevduat faizini aşağı çekmiş oluyorlar. Ama döviz kuru uçmaya, paramız pul olmaya devam ediyor. Sonuçta bankanın maliyeti evet düşüyor. Ama devletin ödeyeceği faiz garantisi, kur garantisi hızla artıyor. Bankaların karları faizleri düştüğü için, mevduat toplama faizleri düştüğü için hızla artıyor. Ama milletimiz hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Yani bu Taksim'i kurt yapmaz kuzulara şah olsun diyorlar ya, aynen durum öyle. Dün Türkiye'de bu ucube şahsım hükümet sistemine bunun sebep olduğu her türlü yıkıma dur diyecek siyasi kararlılığın ve umudun sesi bir kez daha yükseldi. Türkiye'nin farklı, köklü, siyasi damarlarından gelen altı güzide partimiz, milletimizin aydınlık geleceği için bir arada yürüme kararlılığını gösterdi. Altı parti, bizim belirleyeceğimiz ortak adayımız Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedi. Milletimiz müsterih olsun. Karanlık günlerin sonlanmasına artık çok az kaldı. Artık bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak.
toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek, nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Ahlaki yozlaşmanın ve manevi tahribatın önüne set çekilecek. Rüşvet, torpil, iltimas artık son bulacak. Adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak. Üretim esas olacak. Geniş halk kitlelerini yoksullaştıran, bir avuç rantiyeciyi abat eden uygulamalar son bulacak. Biz kazanacağız, gençlerimiz kazanacak. Biz kazanacağız, esnafımız kazanacak. Biz kazanacağız, çiftçimiz kazanacak. Biz kazanacağız, işçimiz, işverenimiz kazanacak. Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak. Altı parti olarak bu inanç ve kararlılıkla bir ve beraber çalışmaya devam edeceğimizi ve hep beraber güzel yarınlara ulaşacağımızı genel başkanlarımız bir kere daha teyit ettiler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Belgin Aydın, TRT Haber. Efendim, Altılı Masa 6. toplantısını dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak aday vurgusu vardı ancak isim konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. İsim gündeme geldi mi? Bazı partiler özellikle saha raporları tutmuşlardı. Sizin partiniz de onlardan bir tanesi. Sahada olan görüş öneriler de yine bu altılı masa toplantısında ele alındı mı? Teşekkürler. Şimdi sürecin nasıl işleyeceğini baştan beri altı parti de açıklıyor. Seçim kararı alınsın. Eğer isim çok merak ediliyorsa isim o zaman açıklanacağı defalarca söylendi. Süreç gayet güzel işleyecek. Seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü, seçim sonrası tüm süreçlerde dün birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Hiç kimse merak etmesin. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. Daha önce taahhüt edildiği gibi. Bundan sonraki toplantı 2 Ekim'de saat 14'te genel merkezimizde yapılacaktır. Süreç tıkır tıkır işliyor, işlemeye de devam edecek. Efendim, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ben ve teşkilatlarımız Meral Akşener'in en doğru kişi olduğuna inanıyoruz dedi. En çok Mansur Yavaş isminin geçtiğini söyledi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. Ve İsmail Tatlıoğlu da benzer bir açıklama yapmıştı. Akşener'in başbakanlık iddiası olduğunu hala devam ettirdiğini söylemişti. CHP olarak sizin yorumunuz nedir? Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız gibi üstün hizmetler vermektedir. Dün bir defa daha kuvvetli bir şekilde altı çizildiği gibi milletimiz emin olsun. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır. Oğuzcan Obuz, Habertürk Televizyonu. Bolu Belediye Başkanı'nın ihracına ilişkin bugün YDK toplantısı vardı. Bir karar alındı mı? Karar bir sonraki toplantıya mı bırakıldı? Arkadaşlar, biz bir kere dosyayı Yüksek Disiplin Kurulu'na göndeririz. Ondan sonra süreç orada yürür. Sürecin sahibi Yüksek Disiplin Kurulumuzdur. Dolayısıyla ne olup ne bittiğine ile ilgili olarak Yüksek Disiplin Kurulu sözcüleri gerekli bilgileri verecektir. Biz Merkez Yönetim Kurulu olarak bu sürece en ufak bir karışmada bulunamayız tüzüğümüz gereği. Efendim, şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk olarak soru var galiba. Rodal Medya Grubu'ndan Şevket Erke. Efendim, değindiniz fakat bir son dakika gelişmesini de paylaşarak bir soru yöneltmek istiyorum. Mardin'deki trafik kazasıyla ilgili Derik Sul Ceza Hakimliği'nin yayın yasağı bilgisi geldi şimdi. Bununla ilgili yorumunuzu almak isterim. Teşekkürler. Yani bu tür sıkıntılı süreçlerde neden yayın yasağı getirilir? Konu milletin gözünde açık, gözünün önünde açıkça tartışılmaz. Bunu anlamak mümkün değil ama bu konuda biz talebimizi söyledik. Burada eğer bir güvenlik açığı bu ülkede yaşanan yüksek maliyetler nedeniyle
ve bu çerçevede esnaflarımıza yapılmayan yardımlar nedeniyle, verilmeyen destekler nedeniyle ulaştırmada bir güvenlik açığı oluşuyorsa, bu güvenlik açığının mutlaka üzerine gidilmesi ve bunun bir an önce bitirilmesi lazımdır. Biz defalarca söyledik, bunu dile getirdik. İşte daha yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önce otobüs ve kamyoncu esnafının lastikleri artık, bırakın lastiği değiştirmeyi, kaplama yapamaz hale geldiğini ve lastiklere diş açtırdığını söylemiştik. Yani bu şekilde giderseniz ne olacak bu işin sonu? Evet. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen soruları aktaracağım. İlk soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. O soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun S-400'leri kime karşı kullanacaksınız sözlerine tepkiler geldi. Siz bu tepkileri nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi hatırlayalım, Genel Başkanımız bu işin başında ne demişti? Bu coğrafyada hava savunma sisteminde açık kabul edilemez. S-400 bir ihtiyaçsa mutlaka alınmalıdır demişti. Ben de bunu Genel Başkanımızın sözlerini parti sözcüsü olarak tekrar ettim. S-400'ler alındı ama bir türlü aktive edilmedi. Dünyanın en pahalı hurdası halinde yatıyor. Yetmiyor, üstüne yenilerini de alıyoruz. Şimdi ben buradan soruyorum, Türkiye İdlib'de askerlerimizin korunması için hava savunmasına ihtiyaç duyduğunda bu S-400'ler neredeydi? 34 askerimiz orada şehit oldu. O zaman bu S-400'ler alınmıştı. Ama askerimize hava koruması sağlayamadı. Şimdi bizim, siz bunu kime karşı kullanmak için aldınız diye sormak da hakkımızdır. Milletin parasının hesabını sormak tabii ki hakkımızdır muhalefet partisi olarak. Evet. Efendim bir soru da Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin sorusu da şöyle. İçişleri Bakanlığı, Deva Partisi ve Zafer Partisi arasında sığınmacı seçmen tartışması yaşanıyor. Sayılar ve vatandaşlık mevzuatı üzerinden yaşanan bu tartışmaya CHP nasıl bakıyor? İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre 120 bin Suriyeli seçmen seçimi etkiler mi? Şunu söyleyeyim, bu konu bizim de yakından takip ettiğimiz bir konudur. Ama kimsenin endişesi olmaz. Biz sandıklara sahip çıkmaya kararlıyız. Seçmen listelerini tek tek inceleyeceğiz. Bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekirse Türkiye'nin her yerinde bundan önceki son seçimde olduğu gibi oy çuvallarının da üstünde yatacağız. Ben teşekkür ediyorum.